Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye Discord eğitimlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde Eren Sibot ile sıfırdan kolay bir şekilde sunucu nasıl kurabilirsiniz? Bugün bunun hakkında konuşacağız. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Eren Sibot ile sıfırdan sunucu nasıl kurabilirsiniz? Detaylı bir şekilde bunu anlatacağım. Daha fazla böyle Discord eğitimleri istiyorsanız dediğim gibi like atıp yorum atarsanız ve kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Böylelikle bu videoların devamı sürekli gelecekti. Discord eğitimleri gibi YouTube kanalımızda işinize yarayacağını düşündüğümüz bir sürü eğitim videoları paylaşıyoruz arkadaşlar. YouTube eğitimleri olsun, Discord eğitimleri olsun, bir sürü videolarımız bulunuyor. Ürün inceleme gibi, Photoshop eğitim setleri gibi bir sürü videolarımız bulunuyor. Bunları da izleyebilirsiniz. İzleyerek bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Discord kullanan herkese Discord sunucumuza bekliyoruz. Yapamadığınız sistemler olursa bizlere oradan söyleyip yardım isteyebilirsiniz. Kesinlikle biz de elimizden geldikçe bütün herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Kesinlikle oraya gelip bizden yardım isteyebilirsiniz. Yetkililerimiz olsun, ben olsun, hepinize yardım etmeye çalışıyorum. İsterseniz hemen Eren Sibot sunucumuza davet edip sistemimizi kurmaya başlayalım. Hemen Discord'umu getiriyorum yana. Şöyle hemen aldım. Burası da benim kendi Discord sunucum arkadaşlar. Buraya da gelebilirsiniz dediğim gibi. Şimdi ilk başta yapacağımız işlem şuradan artı ikonuna basıp bir tane Discord sunucusu oluşturmak. Ben her videomda yeni sunucu oluşturuyorum çünkü hani elinde sunucu olmayıp yeniden sunucu kurmak isteyenler olabiliyor. O yüzden sıfırdan gösteriyorum. Eğer sizin sunucunuz varsa buraları ileriye sarabilirsiniz. Dediğim gibi bunları yapabilirsiniz. Şimdi ben buradan şunu seçiyorum. İkisinin arasında bir fark olmadığını daha önceden söylemiştim. Ben o yüzden bunu seçiyorum. Sonra buraya gelip Eren Sibot şöyle yapalım, hatta Eren Sibot sıfırdan sunucu kurma diyelim. Böyle bir sunucu oluşturalım ve sunucumuz böyle arkadaşlar. Eren Sibot sıfırdan sunucu kurma diye bir Discord sunucusu açtım ve bu kadarı yeter arkadaşlar. Bundan sonra hani yapacağımız bir şey yok çünkü sıfırdan sunucu kurduracağımız için sizlere buradan göstereceğim arkadaşlar nasıl yapabileceğinizi. Hemen şöyle Discord'umu yana getiriyorum ve Eren Sibot'u sunucumuza davet edelim isterseniz. Hemen şuradan tarayıcınıza gelin, artı ikonuna basın ve yeni bir sekme açın. Buraya arkadaşlar Eren Sibot, şöyle yapabilirsiniz aslında. İki türlü göstereceğim. Eren.si yazarak kendi sitesine gidebilirsiniz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Eren.si.bot yazarak şurada ilk çıkan Eren.si olan siteye giriş yapabilirsiniz. Burası kendi sitesi. Onun da bilgisini vermiş olayım. Buradan arkadaşlar sunucuna ekle kısmına basıyoruz. Buradan da kendi Discord destek sunucularına gidebilirsiniz. Hemen şuradan sunucuna ekleye tıklıyorum. Burada hesabımıza yetki vermemizi istiyor. Hangi sunucumuza davet etmemizi istiyor? Hemen bunu bir seçelim. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Bakalım Eren Sibot. Evet, Eren Sibot sıfırdan sunucu kurma diye açmış olduğumuz sunucuyu bulduk ve devam et diyorum. Burada yönetici olarak çalıştır diyorum. Yetkilendir diyorum hemen. Buradan ben bir insanın seçeneğine tıklıyorum ve artık Eren Sibot sunucumuza gelmiş oldu arkadaşlar. Bundan sonra yapacağımız tek bir işlem var. O da Discord'dan devam etmek arkadaşlar. Hemen buraları kapatıyorum. Şöyle Discord sunucumu da buraya getirdim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bot geldi. Bot size arkadaşlar sunucuya geldiğinde şöyle bir mesaj yolluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi işte botu prefiksiyle alakalı şeyler söylüyor. İşte destek sunucumuza gelebilirsiniz diyor. Böyle şeyleri size demeden mesaj atıyor arkadaşlar. Hemen isterseniz sunucu kurma işlemimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar botu prefiksini bilmiyorsanız botu etiketlemeniz yeterli olacaktır. Hemen bakalım, botu bir etiketleyelim. Botun prefix arkadaşlar e ünlenmiş. Şimdi sizlere şunu da göstermek istiyorum. Normalde her botun bir prefixi olur ve bu prefixle diyelim mesela ünlem yardım yazdığınızı size bir panel oluşturur. Burada ise botu etiketleyerek yardım yazdığınızda da size tepki veriyor. Mesela şöyle göstereceğim. Botu prefixi e ünlem ya, yardım yazıyorum. Böyle bir panel çıkıyor. Aynı şekilde botu etiketleyerek yardım yazdığımda aynı panel tekrardan çıkıyor. Ama şu anda bir sınırlama koymuşlar arkadaşlar. Hemen şöyle bir daha göstereyim. Yardım yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi aynı panel tekrardan çıktı. Yani bu da Eren Sibot'un mükemmel bir özelliklerinden birisi arkadaşlar. Şimdi sunucu kur sistemi yapacağımız için bizim kullanacağımız kısım ünlem yetkili kısmı olacak. Yani şurası yetkili adımların bulunduğu yer yani. Ünlem yetkili yazıyorum hemen. Görmüş olduğunuz gibi önümüze komutlar listesi çıktı. İlk önce yapacağımız işlem şu arkadaşlar, ayarlar kısmına gelip sunucu ayarlarına giriyoruz. Buradan
roller kısmına giriyoruz ve Eren Spot'un en yukarıda olduğundan emin oluyorsunuz. Sizde bir sürü rol olacaktır eğer sunucunuz 0 değilse. Onu en yukarıya almayı unutmayın. Bu arada sizlere şunu da söylemek istiyorum. Eğer bu sistemi kullanacaksınız, odalarınızın gideceğinden emin olun arkadaşlar. Yani odalarınızı silecektir. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şöyle hemen isterseniz sunucumuzu kuralım. Ondan sonra bir de sıfır olmayan bir sunucu üzerinden göstereyim yani. Uygulamalı bir şekilde ikisini de göstermiş olayım. Birincisinde sunucu kurmayı göstereyim. İkincisinde hali hazırda bulunan bir sunucunuz varsa ve bu sunucu kur özelliğini kurarsanız ne olacağını sizlere iki türlü şekilde göstereyim. Hemen buradan yapacağımız işlem e-önlem sunucu kur yapacağız. Bot sunucunuzu baştan yapar diyor. Hemen yapmaya başlayalım. E-önlem sunucu kur diyorum. Burada bize iki türlü sunucu kurma seçeneği sunuyor. Burada arkadaşlar normal ve J4J sunucusu olarak kurabilirsiniz. Tabii ki siz normal bir sunucu yapacağınız için normal yapabilirsiniz ama J4J ile bir sunucu yapacaksanız bunu yapabilirsiniz. Şimdi bizim yapacağımız sistemimiz e-önlem sunucu kur normal olacaktır. Hemen yazalım e-önlem sunucu kur normal. Yazamadım. E-önlem sunucu kur normal. Evet. Şöyle yazıyoruz. Buradan sizden onay istiyor ve burada da bu işlemde de tüm kanallar ve roller silinir diyor. Buradan evet dediğiniz zaman işlem başlayacaktır. İsterseniz başlayalım. Ama dediğim gibi arkadaşlar sunucunuzda odalar, roller varsa bu sistemde onlar silinecektir. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Hemen işlemimize başlayalım. Evet enterladım ve artık sunucu kurma işlemi başlıyor. Şöyle odaların hepsini sildi görmüş olduğunuz gibi hemen şu anda odaları kurmaya başlıyor. Bu arada bunları kurarken birazcık zaman aşımına uğrayabilir. Onları aldanmayın böyle hemen kurmaya devam ediyor zaten. Görmüş olduğunuz gibi kurulmaya devam ediyor. Bu ayarların hepsini kendisi yapıyor arkadaşlar. Ve ayrıyetten sizlere şunu da göstereceğim. Bakın arkadaşlar sunucudaki odalar bitti yani odaları tek tek kendisi kurdu. En güzel özelliklerinden birisi de arkadaşlar şöyle bakın. Ayarlara giriyorum, rollere giriyorum ve rolleri kendisi otomatikman tekrar yapıyor. Gerçekten mükemmel bir özellik. Bunu da kesinlikle kullanmayı unutmayın. Hemen buradan kendime şuradan kurucu veriyorum. Hemen burada bot rolü oluşturdu mu bakayım bir. Sanırsam bot rolü oluşturmadı. Ha oluşturmuş. En aşağıda bot rolü var. Görmüş olduğunuz gibi bot rolü burada bulunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir sunucu. Bu arada arkadaşlar bu odaların ayarları da bulunuyor. Yani belirli odalara belirli ayarlar da koymuşlar. Mesela şöyle bakıyorum özel odalara bakıyorum. Mesela mod duyuru bölümüne geliyorum. Buradan izinlere tıklıyorum. Bakın burada belirli ayarlamalar yapmışlar. Kanalı görüntüle gibi gibi ayarlar bulunuyor arkadaşlar. Bunları ayrıca siz de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle sohbet kanalına giriyorum. Sohbet kanalına bir ayar yapmamışlar ama siz buradan ayarlayabilirsiniz. Yani mükemmel sıfırdan yani 2 dakikanızı alarak güzel bir sunucu oluşturabiliyorsunuz. Dediğim gibi eğer sunucunuzda böyle odalar varsa ve sunucu kur işlemini yaptıysanız sunucunuz bozulacaktır. Hatta bu özelliği şimdi gösterelim sizlere. Hemen şöyle e-önlem sunucu kur diyorum. Burada arkadaşlar şimdi J4J olanı kuracağım çünkü buradaki ayarlamaları gösterebilmek için hemen göstereceğim ne demek istediğimi anlayacaksınız şimdi. Enlem sunucu kur dedim J4J hemen yazdım buradan evet'e tıklıyorum. Bakın şimdi odaları silmeye başlıyor. Demek istediğim kısım da bu arkadaşlar. Tüm odalarınızı siliyor. Roller de dahi rolleri falan her şeyi siliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra tekrardan sizin bota söylemiş olduğunuz komuta göre odanızı tekrardan kuruyor. Yani sunucunuzu tekrardan kurmaya başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi o eski odaları sildi ve yerine yenilerini yaptı arkadaşlar. Aynı şekilde bakalım roller gitmiş mi? Hemen roller kısmına geliyorum. Roller gitmemiş ama yeniden J4J rolleri falan filan getirmiş yani. Roller gitmiyor sanırım o bug'lı falan herhalde. Onu ben kurucusuna bildiririm. Yani bu şekilde arkadaşlar roller falan gitmiyor ama odalarınız falan her şekilde gidiyor. Yani bunları dikkat ederek yapın arkadaşlar. Yani böyle basit bir şekilde siz de sıfırdan sunucunuzu kurabilirsiniz. Mükemmel bir bot olduğunu söyleyebilirim. Bu sistemi kullanabilirsiniz. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kesinlikle like atıp yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Discord sunucumuz açıklama kısmında bulunuyor. Kesinlikle gelmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.